kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Avrupa'dan beni arıyor. Ben diyor 10 yıldır gelmedim. Belki 10 yıl daha gelmeyeceğim. Ama Beyoğlu'nu sizin almanıza diyor çok mutlu oldum. Biz ertesi gün kızlarla burada toplanıp içip sizi başkanımızı kutladık. Çünkü Beyoğlu'na CHP'nin gelmesi bizim için çok büyük bir değişim. Sivaslıyım ben. Sivaslıyım ama Rizeli dostlarım oyla kalmış. Kameraman arkadaşımız genç. Onu anlattık. Sen dedik bilmezsin evladım. Eskiden hep burada partili yıldız. Yaşlılar. Biz evet. Parkı süreci sonrası kutuplaşmanın da en yoğun yaşandığı yerlerden bir tanesi burası oldu değil mi? Evet, hani evet, esnaf evet. Bir taraftaydı, halk bir taraftaydı. Artık o kutuplaşmanın sonuna gelindi mi sizce? Yani Beyoğlu üzerinde. Aslında seçim sonucu çok açık ve net bir şekilde bu mesajı veriyor. Beyoğlu seçim sandığı bize çok şey söyledi aslında. En başta söylediği de ben partizanlıktan bıktım diyor, ben siyasi kutuplaşmadan bıktım diyor. Bizi bu farklılıklarımızla kabul edin diyor siyasete. Bizim farklılıklarımızı konuşmayın, bizi siyaseten ayrıştıran olmayın, sorunlarımızı çözün. Beyoğlu'nun sandıkta verdiği net mesaj buydu aslında. Ya yani sorunlarımızı çözen bir yerel yönetim istiyoruz. Şimdi burada Gezi Parkı deyince ağaç meselesi çok gündeme geliyor. Beyoğlu eskiden, hani eski fotoğrafların üzerine de konuştuk ya, ağaçlar vardı. Çok teşekkür ediyorum. Öyle mi? Çok Hayır, teşekkür ederim. Hayır, Polat Bey ile çalıştık. Emeklerinize sağlık. Sizi candan kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sivaslı mı Rize'de? Nasıl? Biliyorlar. Sivaslı da Rize'de. Sivaslıyım ben. Sivaslıyım ama Rizeli dostların oyuyla kazandım. Abi, öyle söylüyorum. Arabayız hemşehrim. Öyle mi? Eyvallah. Eyvallah. Görüşürüz. Sağ ol. Sağ ol. Biraz şey oldu, geliriz mekan. Ya, beklerim, beklerim. Nail Bey çok tatlı öyle. Çok çalıştı, çok emek verdi o da. Tamam söyleyin. Başkanım, siz de fotoğraf çektirmek için. Buyurun, buyurun. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Tamam. Ya biz bu arada sizin başkan olmanıza çok sevindik. Biz böyle... Oh, tebrik ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Abi, başarılı. Sağ ol, teşekkür ediyorum, beklerim. Biz ertesi gün kızlarla burada toplanıp içip sizin başkanınızı kutladık. Çünkü Beyoğlu'na CHP'nin gelmesi bizim için çok büyük bir değişim. Sizden çok fazla şey bekliyoruz. Değimiz burada, işimiz burada. Kaldırıp çöp toplamak falan değil. Evet. Ne beklentiniz? Beklentimiz çok büyük. Az önce siz onu şey olarak sen bu izlettiniz de meselelerin dışarı konması. Ya biz sizden değişim istiyoruz. Çok sıkıldık. Rahat etmek istiyoruz. Yani ben Cihangir'de oturuyorum. Airbnb dolu. Güvenlik sorunu orada bile var. Ben burada 25 yıl önce, ben 44 yaşındayım. Kız arkadaşımla sabah 3-4-5 bizim de çıkıp evimize gidebiliyorduk dolmuşlarla. Yani biz size, sizden bunu istiyoruz. Antalya'da bunu belediye başkanı olarak yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir de fotoğraf alalım. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız inşallah. En kısa zamanda da biz diyoruz ki Beyoğlu'na gelenler hissetsin. Ya burada bir değişim yani, olmuş. Lütfen. Bunu hissetsin biz de istiyoruz. Yani gerçekten. Çekilebiliriz tabii ki. Çekilebiliriz. Estağfurullah. Evet. Gelin gelin gelin. Siz de bir çekinelim. Teşekkür ettim. Başarılar diliyorum. Fikirlerinize tamamıyla biz de katılıyoruz. Bizim istediğimiz de Beyoğlu sanatı. Sizin düşündüğünüz Beyoğlu. Çok fazladan geldim. Çok gel, 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 gel. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Bunu çekebilir miyim? Nasılsınız, iyisiniz? Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, ben. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Hemen, hemen, hemen. Vatandaşın ilgisi çok büyük. Cihangir Alka Airbnb'den bıktığını söylüyor. Var, güvenlik evet. Diyor. Gece dışarı çıkmaya korkuyor. Ne yapacaksınız? Nasıl? Şimdi ağaç diyorduk buraya aslında. Önce ağaç. Evet, evet ağaçlandıracak mısınız? Öyle bir noktadayız ki ben de bulunduğum ortamlarda sürekli Beyoğlu'nun sorunlarını ortaya atarım. Tartışılsın. Yani ne düşünüyor insanlar? Ağaçlandırmayla ilgili ben bir kere ben de buraya ağaçlandırılması taraftarı olan birisiyim. Ama ağaçlandırılmamalı diyen de çok insan var. Az önce yine 4 kişilik bir Beyoğlu yaşayanıyla birlikteydim. 2 tanesi ağaçlandırılsın dedi, 2 tanesi ağaçlandırılmasın dedi. Çekim öncesi sizinle olduğunuz bir yerde biliyorsunuz. Yine orada iki arkadaş ağaçlandırılmasın, ikimiz ağaçlandıralım dedik. O nedenle yani bunları önce bir tartıştırmak lazım. Doğru yolu, yöntemi. Burası belki hadi başkanım ama şey meydan. Meydan kısmı çok böyle beton çölü gibi olmuş. Ya bence de. Ben, bunu ne yapacağız? Ben yeşili o severim. Tamamıyla beton o betonu yeşil? Soğukluğundan arındırmak lazım. Biraz yeşil insana ruh katar, yeşil evet. Bulunduğu alana ruh katar. Dolayısıyla bence o yeşille burayı özümseyecek bir proje. Tabii Büyükşehir Belediye'mizin yetki alanında Beyoğlu ama Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi'nin aynı noktada olmasından dolayı da en büyük kazanımı görecek olan ilçelerin başında Beyoğlu geliyor. Evet doğru kesinlikle. Güvenlik meselesi.
Onu ne yapacaksınız, nasıl sağlayacaksınız geceleri? Ya güvenlik meselesi şimdi bir kere sokak aydınlatmalarında ciddi sorunlarımız var. Evet. Aydınlık sokaklar demek aslında güvenli sokaklar demek. Aydınlık sokaklarda yine kadınlar, gençler rahatça dolaşabilirler. O nedenle önce yapacağımız işlerden birisi bu sokak aydınlatmalarını komple bir elden geçirmek, sokak aydınlığını sağlayabilmek. Ondan sonra da yine parklarımız var, 110 tane. Bu parkların çoğunu vatandaşlar kullanamıyoruz diyor. Niye? İşte anne çocuğumu alıp gidemiyorum çünkü değişik gruplar oraya geliyor. Dolayısıyla onunla ilgili de büyük parkları biz belediyeden güvenlik personeli, Beşiktaş Belediye'mizin büyük parklarında vesaire belediyenin güvenliği vardır. Belediyede güvenlik görevlileri yine emniyetimizle ortaklaşıp oralara kamera desteği, geçen gün bunun da görüşmesini yaptık. Daha 2-3 günlük başkanı zaman bununla ilgili hızlıca girişimlerde bulunduk. Emniyetimizle ortak kamera olmayan parklara MOBESE kameralarıyla vatandaşın rahatça kullanacağı parklar vatandaşı paslaşacak. Tabii yine İBB, emniyet ve biz. Yine emniyetimizin de orada ortaklaşacağımız projeler. Dolayısıyla böyle 2-3 koldan yapacağımız girişimle daha güvenli sokaklar sağlama gayretimiz olacak. İsminiz İnan ya. Evet. Anlıyorum ki solcu bir aileden geliyorsun. Evet, evet. Doğru. Şimdi hani 14 Mayıs öncesi de bu tartışıldı ya, işte sağ seçmen solcuya oy veriyor mu vermiyor mu? Demek ki veriyor. Çok basit örneği gerçekten. Yani yıllarca aslında ben de, bizim partimiz de yıllarca şöyle düşündü. Ya işte sağdan birini getirelim, sağ oylar oluk oluk aksın. Ya sağdan geldiğinde oyların akmadığını gördük. Sağdan gelenin hatta işin bittiğinde partiden gittiğini gördük. Sağdan gelenin görev süresi için bitmeden dahi partiden gittiğini gördük. Yıllarca benim üzüldüğüm, bizim partimiz kendi öz evlatlarına fırsat vermedi, şans vermedi. Yani kendi gençliğinden gelen, yılların ömrünü partiye adamış gençler fırsat bulamadı. Hep mantık buydu. Bizim çocuk bizim taban oy verir, diğer tabandan oy almamız lazım. Yani onlar da vermedi. Yani böyle bir şey yok. Siyasette böyle kolaycılık olsaydı her getirdiğimiz sağ oy alırdık. Biz iktidardan düşmezdik yani. Ama siyaset hiçbir zaman böyle kolaycı olmadı. Ya bu dönem sağ olsun Sayın Özgür Özel, genel başkanımız, yine Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu. Hani Beyoğlu'nda İnan Güney'in ne olduğunu onlar çok iyi biliyor. Çok iyi biliyor. Yani İnan Güney'in Beyoğlu'nun dervişi olduğunu onlar biliyor. Benim ömrüm, arayan bana şöyle diyor. Ya başkan 30 yılını verdin, sonunda yaptım. Tırnaklarınla geldin. İşte başka bir hedef koymadın. Dolayısıyla ya partide var, bizim gibi insanlar var gerçekten. Ömrünü partisine, ömrünü ilçesine vakfetmiş. Yeter ki fırsat verilebilsin. Personel değişecek mi başkanım? O nasıl olacak? Ben dün personelimle bir iftarda buluştum. Hı. Personelimden şunu istedim. Benim siyasi parti görüşü benim için fark etmiyor. Ben adaylık döneminde parti rozetimi çıkarıp Türk bayrağı taktım. Dolayısıyla ben bütün partilere benim kapım açık. Bütün hemşeri gruplarına kapım açık. Herkese eşit hizmet edeceğim. 45 mahalleye eşit hizmet edeceğim. Ben bunu söyledim. Ben Cihangir'e de eşit hizmet edeceğim. Hacıahmet'e de, Tarlabaşı'na da, Ok Meydan'da da, Kasımpaşa'ya da. Dolayısıyla benim burada ortaklaşan bütün çalışma arkadaşlarımla ben çalışmaktan... Ama ispat etmek isteyen olmuştur belki. Diyorum. Şu ana kadar bana yansıyan bir şey olmadı ama onlardan da şunu istedim. Hani farklı siyasi bir görüşlerden olabiliriz. Siyasi görüşümüzü belediye kapısının dışında bırakacağız. Burada Beyoğlu'na daha iyi nasıl hizmet ederiz. Çalışmayı sürdüreceksiniz tabii, ya. Tabii. Hani biz öyle bir gardımızı alıp da gelip de hesaplaşma, devri sabık yaratma arayışında değiliz. Tabii zaman içerisinde bizim enerjimize ayak uyduran arkadaşlarla, bizim dediğim gibi o üretme çabamıza destek olanlarla çalışmaya devam edeceğiz. Belediyeyi devraldınız, girdiniz değil mi belediyenin içine? Cuma günü böyle bir saat bir girmek nasip oldu, daha tam böyle işin içine giremedik. Daha inceleyemedin. Evet, yani. Giren, çıkan. Cuma günü akşam 4-5'e doğru devir teslimi yaptık. Borçlu belediye mi biliyor musunuz? Borçlu belediye. Ya ilk aldığım tabloda borçlu bir belediye. Evet. Ağır bir borç yükü gibi mi görünüyor? Tam böyle, ben mali müşavirim. Tam inceleyemedim, öyle kaba taslak bir aldım. Gördüm borçlu bir belediye. Tabii geliri oranı nedir, onlarla ilgili detaylı bir çalışma yapacağım. Kaynakları da kuvvetli. Ben şunu söyledim zaten, hani belediye bütçesini ben vatandaşla paylaşacağım, devraldığım bütçeyi. Vatandaş bilsin İnan Güney ne aldı diye. Ayrıca bize kalan gayrimenkul listelerini de yine paylaşacağız. Ya vatandaş 5. yılın sonunda İnan Güney bunu aldı, bunu bıraktı. Gayrimenkul olarak işte şu kadar birim aldı, bu kadar birim bıraktı, görebilsin diye ben onları vatandaşımızla, Beyoğlu halkıyla paylaşacağım. Nerede, hangi mahallede oturuyorsun? Tarlabaşı'ndayız. Tarlabaşı'nda. Başkanım ne bekliyorsunuz? Vallahi artık
tatlı olundur. Güzel şeyler bekliyoruz. Ne bekliyorsun? Güzel şeyler bekliyoruz inşallah. Beyoğlu güzelleştirilir başkanımız. İşte dedim ya, Beyoğlu siyaset üstü sahip çıktı. Beyoğlu vicdanı mahallenin. Bakın şimdi geldi, tarla başındayım. Oy verdim diyor. Diğer arkadaşım Kasımpaşa'dayım dedi. Oy verdim dedi. Diğeri Hacı Ahmet'teyim. Az önce. Başkanla çok görüştüm. Eyvallah Hacı Ahmet'teki kardeşlerimiz. Hakikaten ben o yüzden Beyoğlu'nun omzumdaki sorumluluk çok fazla. İnşallah Allah. Beyoğlu yüreklice bize sahip çıktı. Biz de yüreklice hizmet edeceğiz onlara. Vallahi Allah tanıtırmaz. Biz de çok sevindik. Arapça tabelaları kaldıracak mısınız? Öyle bir çalışmanız olacak ya da yabancı tabelaları diyeyim daha doğrusu. Ya ben bütün tabelalar kendi dilimizde olsun isterim o konuda. Ama şunu duruma da düşmek istemiyorum tabii. Ya gaddar belediye başkanı. İşte sosyal kendi, demokrat bir parti evet, belediye başkanı. Bunu yapan o yüzden ben bunların hepsini tartışmaya açıp bir görüşleri duymak, dinlemek isteyen birisiyim. Mesela işte adaylık döneminde ortaya attım. Ya daha ne kadar tatlıcı ruhsatı verelim. Şimdi İstiklal Caddesi'nde doldu. Her gelip tatlıcı ruhsatı vermek, almak isteyene verelim mi bunu? Yoksa vermeyelim mi? Şimdi vermediğim zaman benim bunun bir mantığı var. Beyoğlu'nun farklılıklarını koruma adına vermeyeceğim. Ama tatlıcı açmak isteyen komşumuz ne diyecek? Ya ne kadar gaddar belediye başkanı ruhsatını vermiyor. Aynı şekilde nargile kafe ruhsatı daha ne kadar verelim buralara? O yüzden hani belki bir kesim bizi ya gaddar vesaire olarak görecek ama bunun bir mantığı olduğunu herkes bilmeli. Yani bizim Beyoğlu'nun bu farklılıklardan oluşan Beyoğlu kimliğini koruyabilmemiz lazım. Şimdi Çukur Cuma'ya gidiyorum mesela, antikacılar var. Evet. Oraya da bir otel dayatması gelmiş. Ya arkadaş bu kalsın yani, Çukur Cuma bu haliyle güzel. Türkiye'nin 81 ilinden Çukur Cuma'ya tarihi eser antika almaya gelen insanlar var. Burayı da tekrar kafe yapmanın ya da tatlıcı yapmanın ya da otel yapmanın gereği var mı? Ya bunu tartışmak lazım. Yani sizler de bu konuda fikir beyan edin. Sizlerin de sonuçta siz de ülkede sevilen, sözü sayılan insanlarsınız. Sizlerin de fikri önemli. Belki ileride yapacağım bir hamleden dolayı siz de eleştireceksiniz. Ama sizin de şunu bilmeniz lazım. Ya benim derdim birine zorluk sıkıntı çıkarmak değil. Beyoğlu'nun o tarihi, kültürel kimliğini, Beyoğlu'nun değerlerini korumak adınadır. Muhakkak bunu bilmek lazım. Tabii kimlik de değişen de bir şey. Beyoğlu da değil mi? Aslında kimliksizleşti şu an. Bakın Beyoğlu kimliksizleşti şu an. Yani sağa sola kulak verdiğinizde maalesef eskisi gibi yerli turist yok. Yani Cihangir'deki ben komşularımla görüşüyorum. Kasımpaşa'daki gençlerle konuşuyorum. Çoğu artık buraya çıkmadığını söylüyor. Niye? İşte az önce söylediğim o nedenlerden dolayı. Biz tekrar inşallah Cihangirli gençlerimizle, Kasımpaşalı gençlerimizle gelsin buralarda, dolaşsın buraların. Tabelalar çok çirkin başkanım. Bizim Türkiye'nin genel şeysi bu. Çok. Bizde tabelalar böyle bir ne bileyim nizama mı yoktur bir şeydir. Herkes renkli, resimli, abuk sabuk. Aslında çirkin. Bir dönem onunla ilgili bir çalışma yapılmıştı. Ahşap zemin üzerine tek tip tabela. Tek. Aslında güzel bir çalışmaydı. Şimdi geldiğimizde yine bakacağımız işlerden birisi de o olacak. Gerçekten yani bu görüntü kirliliği oluşuyor. Onunla ilgili bir çalışma biz de yapmak istiyoruz. Avrupa'dan beni arıyor. Ben diyor 10 yıldır gelmedim. Belki 10 yıl daha gelmeyeceğim. Ama Beyoğlu'nu sizin almanıza diyor çok mutlu oldum. Evet. Niye? Sanki böyle hani Beyoğlu onların gözünde, nazarında bir esaretteydi. Esaretten kurtarıldı. O ama bakış açısı var. Ama işte sizin dediğiniz doğru. Her yer nargileci oldu. Evet, evet, evet. Biz de onu konuşuyorduk. Kameraman arkadaşımız genç. Ya onu anlattık. Sen dedik bilmezsin evladım. Gençken hep burada partili yıldız. Yaşlılar ya. Nasılsın, iyi misin kardeşim? Evet, evet. Bizleri çok seviyoruz. Gerçekten. Eyvallah. Sağ ol. Mücadele ettik. Sağ ol. Koşusuz ben de burada Bankalar Caddesi'nde çalışıyorum. Öyle mi? Ben de çalışıyorum. Ne güzel. Zaten, ne bekliyorsunuz başkandan? Beklentileriniz nedir? Gerçekten her şeyin çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Yani önceki yönetimle şu anki yönetimden arasında büyük farklı olacağını düşünüyorum. Ve yenilikler eski yani. İstiklal'i, eski Taksim'i, eski Beyoğlu'nu görmek istiyoruz. Gerçekten ve şöyle bir yeşillensin istiyoruz başkanım ya. Hani yeşillensin, güzelleşsin istiyoruz. Şimdi biz Beyoğlu'nu gerçekten gençlerin desteğiyle kazandık. Biz Beyoğlu'ndaki ilk genç seçmenlere birer hediye yaptırdık. 2800'e yakın kapısını çalıp bıraktık. İşte bir kapıyı bize bir baba açtı. Ya dedi bizim gençlere şunu söyledi. Ya kızım dedi biz Rizeliyiz dedi. Biz dedi AK Parti'ye oy veriyoruz. Arkadan diyor kızı bağırarak çıktı. Hayır 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 durun ben İnan abiye oy vereceğim dedi. Bu sefer baba da gülmüş. Ya demiş buna laf anlatamıyoruz. Ya dolayısıyla hakikaten gençler böyle ailenin dışında bir sahiplenme, kendi belki aileden gelen siyasi geleneğin dışında bir refleksle bize sahip çıktılar. Gerçekten. Ama beklentileri de büyük. Beklentilerimiz çok fazla çünkü hani yıllardır diğer yönetimle yönetiliyor burası. Beyoğlu
Ve gerçekten de yollar da kötü durumda. Benim hani çalıştığım, ben yıllardır buradayım. Sürekli gidip geliyorum. Ya çocukluğumuz gerçekten gençliğimiz burada geçti. O yüzden de yolların düzeltilmesini hangi mahallede sizden? Ben Bankalı Caddesi Arap Cami Mahallesi'ndeyim. Arap Cami'nde. Evet, oradayım. Ama gerçekten hani iyi olacağını düşünüyorum. Ben gerçekten umudumuz var. Her zaman umudumuz var. Sizlerin sayesinde çok daha iyi olacağını düşünüyorum. El ele vereceğiz. Her zaman bir eksik, bir yapılmasını istediğin bir şey olduğunda bize telefondan da ulaşabilirsin. Belediyenin iletişiminden de ulaşabilirsin. Gençlerin böyle dolu dolu yaşayacağı bir Beyoğlu olacak. Bekliyoruz başkanım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum desteğiniz için. Kardeşim, sağ ol. Tabii çekilelim. Dediniz ya, Beyoğlu kimliksiz bir yer haline geldi. Evet. Nasıl eski kimliğinin bir kısmını nasıl yeniden onaracağız? Bu eski hanlar, eski binaların dönüştürülmesi herhalde. Şimdi Kasabot der burası, önünden geçeceğiz. Evet. Hafızanızı tazelerseniz yıllarca buranın önünde bir sac kapama vardı. Hem güvenlik sorunuydu hem de Beyoğlu için büyük çirkinlikti. Ne yaptık burada Büyükşehir Belediye'miz Sayın Ekrem İmamoğlu? Burayı uzun süreli kiralama yapıp Beyoğlu'nun kültür sanat noktası haline getirdi. Komple restorasyonunu yaptı ve bugün arkadaşımız çekerse Beyoğlu'na böyle bir güzellik katıldı. Yani Beyoğlu'nun ve yani İstanbul'un... Yani kasabotlar bir böyle tek olmayacak. Başka kasabotlar de mi olacak? Bizim buna benzer projemize biz şu ismi verdik. Beyoğlu Kent Tamir Projesi dedik. Beyoğlu'nun da Tarlabaşı bölgesinden Sururu Mahallesi'ne değişik yerlerinde eski terk edilmiş tarihi binaları var. Sit alanında binaları var. İnsanlar tamir etmek istese edemiyor. Mahalleli şikayetçi niye? Güvenlik sorunu içerisinde farklı farklı işler yapılıyor. Mahalleli güvenlik açısından şikayetçi. Kent sürüyor. Kaç tane böyle han var, o çalışmasını yaptınız onu mı? Dönüştürülebilecek. Çıkarmadık onu ama ilk işimiz onu çıkarmak olacak. Burada yapacağımız bir, bu mülk sahiplerini bulacağız. Evet. Gelin buraların tamirini, tadilatını yapın. Yaparken biz size her türlü bürokratik kolaylığı gösterelim. Yeter ki mahalleyi bu güvenlik sorunu haline gelmiş binadan, işte Beyoğlu silüetine yakışmayan bu görüntüden kurtarın. Eğer durumu yoksa, yapacak durumu yoksa biz şunu söyleyeceğiz. Beyoğlu Belediyesi olarak biz buraları sizden uzun süreli kiralama yapalım. Biz bu kiralama sonucu buranın restorasyonunu yapıp kamusal hizmete tahsis edelim. İşte biz ne diyoruz? Biz kreşler açacağız diyoruz. Biz emekli evleri açacağız diyoruz. Biz gençlere istihdam merkezleri açacağız. Kadın dayanışma evleri açacağız diyoruz. Aslında dolu dolu projemiz var. Bir sıkıntımız da yer. Bu projeleri hayata geçirebileceğimiz yerler kısıtlı. Ne yapalım diye düşündüğümüzde Beyoğlu Kent Tamir Projesi aslında hem bir kamusal alana hizmeti açacağımız yerler anlamında kıymetli. İkincisi Beyoğlu'nun güvenlik sorunu olan o mezbeleliklerden kurtarmak anlamında kıymetli. Üçüncü olarak yine kent silüetini o görüntüden kurtarma anlamında kıymetli. Tabii buraların tamir, tadilat, onarımında da yine biz Beyoğlu'ndaki genç kardeşlerimizi meslek sahibi yapıp oralarda iş yapar hale, meslek sahibi olarak iş yapar hale getirmek istiyoruz. Dolayısıyla aslında kent tamir 3-4 tane sac ayağı olan bir proje. Harika. Teşekkürler başkanım. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Avrupa'dan beni arıyor. Ben diyor 10 yıldır gelmedim. Belki 10 yıl daha gelmeyeceğim. Ama Beyoğlu'nu sizin almanıza diyor çok mutlu oldum. Biz ertesi kızlar da burada toplanıp içip sizi başkanımızı kutladık. Çünkü Beyoğlu'na CHP'nin gelmesi bizim için çok büyük bir değişim. Sivaslıyım ben. Sivaslıyım ama Rizeli dostlar oyuyla kaldı. Kameraman küçük genç. Onu anlattık. Sen dedik bilmezsin evladım. Eskiden hep burada partiliyordu. Yaşlılar.